Türkiye şeker fabrikalarından çuvalını 550 liradan kapasite raporu olan imalatçı firmalarımıza odamızın da aracılığıyla gidip şeker alıp getiriyorduk. Bu konuda biraz rahatladık. O 550 liraya aldığımız şeker 757 lira 50 kuruş oldu. Bu da bize artı bir yük getirdi. Tabii ki bu da şu anda bizim için yine iyi. Yani piyasaya baktığımızda, gıda çarşılarına baktığımızda, toptancılara baktığımızda şekerin fiyatı 1200 lira ile 1350 arasında değişiyor. Ancak bunun böyle olmaması lazım. Yani sıkıntı şekerde çok büyük. Devletimiz de zaten bu sıkıntıyı görmüş olmalı ki 400 bin ton ithal şekerin önünü sıfır gümrükle açtılar. Ancak biz bu sıfır gümrüklü ithal şekere ulaşamıyoruz. Maalesef birkaç gün içinde yapılan başvurular neticesinde bir anda kapandı. Şu anda biz küçük esnafların bu şekere, ucuz şekere çok elzem şekilde ihtiyacı olduğu halde ulaşamıyoruz. Ama durum böyleyken şu anda biz hiçbir şekilde sadece şeker değil bu, bakın yani bütün gıda maddelerinde %300, %400, %450'ye yakın artışların olmasına rağmen biz bunları tezgahlarımıza yansıtamıyoruz. Vatandaşla birebir muhatap olan biziz. Yani devlet veya herhangi bir toptancı, herhangi bir firma çok rahatlıkla zamlı fiyatını faturaya işleyip bize gönderebiliyor. Ancak biz bunu tabii ki burada görüyorsunuz, binlerce insan oturmuş bir şeyler yiyip içiyor. Herkesin bütçesi kısıtlı. Herkes her şeyden sıkıntılı şu anda. Yani ağzının tadı vardı, bir şekerli bir şey yemek istiyordu ama şekerin de tadı kaçtı. İnanın şu anda hiçbir işletmemiz, samimi olarak söylüyorum, para kazanmıyor. Var olanı eritiyor şu anda. Var olanı satarak ayakta durmaya çalışıyor. Acaba bir gün belki düzelir mi diye ümit ediyor. Sıkıntı içerisinde varını yoğunu satarak işletmesini ayakta tutmaya çalışıyor. Borçlanıyor. Devlete borçlanıyor, toptancılara borçlanıyor. Yani buradan devletimize de ben sesleniyorum. Yapılan şeker zammı çok. Yani bu kadar ağır olmamalıydı. Yani şekerin çuval başı imalatçı firmalara 600 lirayı geçmemeliydi. Şimdi 1400 lira, 1300 lira şekere verip de 700-800 lira yağ verip de 600-700 lira una verip de hangi ürünü imal edeceksiniz ve bu ürünleri kaç paraya satacaksınız? Bunların önüne geçilmesini istiyoruz. Devlet büyüktür, devletimiz büyüktür. Mutlaka elinden geleni yapmaya çalışıyor ama yetersiz. Daha fazlasını istiyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Üyelerimiz sıkıntılı, çok sıkıntılı. Herkes mutsuz, herkesin yüzü düşük. Hiç kimse yarının ne getireceğini tahmin edemiyor. Acaba diyor belki düzelir mi diye ümit ederek elemanlarını çıkarıyorlar, masraflarını kısıyorlar. Bir şekilde işlerini götürmeye çalışıyorlar. Ailece çalışmaya başladılar. Kendisi usta olan insanlar artık ustasını çıkardı. Kendisi önlüğünü takıp imalatlara girdi. Bu şekilde ayakta durmaya çalışıyorlar. Ama bu böyle gitmez. Mutlak suretle bir hızlı, çok acil bir çözüm sunulması gerekiyor. Özellikle elektrik fiyatlarındaki artış bizim belimizi büküyor. Daha önceden bizim kiralarımızın 1/4 kadar elektrik öderdik. Şu anda kiraların 4 katı, 5 katı elektrik paraları geliyor ve durdurak bilmiyor. Yani elektrikle ilgili mutlaka bir çözüm bulunması gerekiyor. Esnafın, küçük esnafın özellikle elektriğinin biraz daha indirimli tarifeden verilmesi gerekiyor. Devlet bugün küçük esnafına sahip çıkmayacaksa ne zaman sahip çıkacak? Bu şekilde devam ederse 6 ay 7 ay sonra yüz binlerce insan kepenk kapatma noktasına gelir. Şu anda biz kendi içlerinde olduğumuz için bizzat biliyoruz. Hiçbir şey öyle uzaktan bakıldığı gibi, dışarıdan bakıldığı gibi değil. İnsanın içinde yaşadıkları, içindeki yangınını kimse bilemez. Siyasi partiler veya idareciler dışarıdan bakıyor, her şeyi güllük gülistanlık zannediyor. Hiç de öyle değil. Gerçekten yanıyor. Ortalık yangın yeri. İnsanlar zor durumda. Böyle devam ederse ki dursa, ya biz buna da razıyız. Bugün burada dursa, buna göre bir planlama yapacağız. Ona göre yolumuzu çizeceğiz. Ona göre bir harekete geçeceğiz. En azından hayatımızı idame ettireceğiz. Ama durmuyor. Durmaması demek bu insanların hızlı bir şekilde batışına kadar gidecektir. Ben özellikle buradan söylüyorum, 6 ay sonra çok ciddi patlamalar olur.
Şöyle söyleyeyim, yani fiyatların artmasından dolayı bu şeker, yağ, un, hani sadece şeker olarak bakmayalım. Çünkü total bir artış oldu. Orta sınıf yok oldu maalesef. Yani bildiğimiz beyaz yakalılar dediğimiz orta sınıf var. Onlar pek etkilenmezlerdi böyle küçük zamlardan. Ama bu son gelen büyük zamlardan dolayı, bu tek şeker, yağ, un olarak değil, benzin olarak da düşünelim bunu, enerji olarak da. Artık o bankacılar, devlet maliyesi, memur dediğimiz kısım yok oldu. Maalesef artık bir baklava alamıyorlar. Şöyle hesaplıyoruz, sadece bir baklavanın dilimi 15, 17, 18 liraya çıktı. Bunu sürekli yiyecek insan yok artık ülkemizde. Bekliyoruz, turist gelsin. Onların paraları değerli, onlar alışveriş yapıyorlar çünkü sadece. Şöyle söyleyeyim, Antep fıstıklılar içinde tabii Antep girdiği için 250 lira, 300 lira civarında değişiyor modeline göre fiyatları. Cevizli baklavalarımız da 200 lira kilo fiyatı. Artık bir kiloluk baklava alan çıkmıyor maalesef. Yani gelip müşteri bir kilo istediği zaman hayırlısı olsun diyorum. Ev mi aldınız, araba mı aldınız diyorum. Çünkü artık evine kimse bir kilo baklava alamıyor. Artık insanlar tek tek yemeyi öğrendiler. Bir yönden iyi, insanlar yemek yemeyi öğrendi ama bir yönden de kötü. Çünkü gelip baklava fiyatını sorup alamayan çok müşterim var. Yani yetmiyor diyor paramız. Ki nasıl yetsin? Elektriğe mi gitsin, suya mı gitsin? Yoksa insanlar özel ihtiyaçlarını mı harcasınlar? Çok kötü bir dönemden geçiyoruz. İnşallah düzelecek. Öyle diyoruz. Mesela 50 liraya gelen lokum artık bana 200 liraya geliyor. Yani direkt 4 katı fiyatlar arttı. Şeker oranına bağlı olarak, transfer oranına bağlı olarak. Fiyatlar 4 katı attı ama biz maalesef fiyatları satış bazında 4 katını arttıramadık. Sadece %30 olarak arttırdık. Yani şu an 400'e sattığım lokumdan emin olun %10 liraya satarken daha fazla para kazanıyordum. Ve o 400 liralık lokumu da şu an kimse alamıyor. Çünkü dediğim gibi alım gücü çok düştü. Fiyatlar mecburen 2'ye katladı. Aslında 4'e katlaması lazımdı yapılan zamlarla. Ama biz 4'e katlattığımız zaman çok afaki fiyatlar çıkıyor. Yani 500 lira, 700 lira olması lazım baklavaların. Böyle olunca da ne oldu? Esnafın cebindeki para eridi. Yani artık yaptığımız kar çok düştü. Bayağı bir düşük oldu. Normalde ben vitrinimi işte görüyorsunuz 1000 liraya doluyordu bu vitrin. Şu an 4000 liraya doluyor. Kalınca 4000 lira çöp olmuş oluyor. Gelen insanlar eskiden bir kilo ver derlerdi. Şimdi artık bir tane ver diyorlar insanlar. İki tane ver diyorlar. Yani alım gücü çok düştü maalesef. Biz bir yerde dursa bu zamlar biraz hani rahat nefes alacağız ve önümüzü ona göre göreceğiz ama maalesef önümüzü göremiyoruz. Üst üste gelen zamlar, ürünlerimize zam yapamıyoruz, ekleyemiyoruz, onları üzerine ekleyemiyoruz. Çünkü insanlar artık bıktı bu zamlardan. Biz de bunu yansıtamıyoruz doğal olarak. Kar marjımız gitgide düşüyor. Esnaf olarak çok zor durumda herkes. Mesela ben nasıl zam yapmadım onlara? Sade 24 lira, supangdemiz glutensiz o 26 lira. Ve bir kazan dibimiz mesela 240-260 gram arasında gelir bir porsiyon. 24 liradan satıyoruz. Yani eskiden mesela diyelim ki 2 liraya mal ediyordunuz. 4 lirayı 6 liraya satıyordunuz. Şimdi 4 lirayı mal edip 6 liraya anca satabiliyorsunuz. Elektrik sarfiyatları çok yüksek. Sadece şu, bu dükkana mesela bir dolap çalışıyor burada. 1500 lira elektrik faturası geliyor sadece bir yere. İmalata zaten 5-6 bin lira civarında geliyor. Hoş geldiniz, afiyet olsun. İki tane sade. Şuraya geldim, o kişiyle geldim.
Thank you.